Yarı çapı 90 metre olan bir tane dairesel pistimiz var. O merkez diyelim yarı çapı eşittir 90. Bu pistin çevresi dairenin çevresi 2 pi r olduğu için 2 pi çarpı 90 yani 180 pi'dir. İki farklı hareketli var. Hızları birbirinin iki katı. Birine v edersek diğeri 2 v. İlk kez karşılaştıkları anda hızlı olan kaç metre yol almıştır? Birbirinden hızlarını çıkarırsak 2 v eksi v diyelim ki süre olarak da t saniye geçsin. Eşittir v çarpı t pistimizin çevresi kadardır. Eşittir 180 pi. Bize burada hızlı olan hareketlerin aldığı yorulu sorduğuna göre 2 çarpı v çarpı t 2 çarpı 180 pi yani 360 pi cevabımız e şıkkı. A kentinden B kentine aynı anda hareket eden iki araçtan biri Yolun 4'te 3'üne gittiğinde diğeri yarısına gitmiş. Yani birisi 3 bölü 4'ü gittiğinde diğeri 2 bölü 4'üne gitti. Dolayısıyla hızları oranı 3V'ye 2V'dir. 4'leri görmezsek 3'e 2 oranında hızlarımız var. Hızlı olan araç B'ye ulaştığında yani hızlı olan yolu bitirdiğinde diyelim ki 3X gittiği zaman yavaş olan 2X gidecek. Yani 3X'lik yolun 2X'ini tamamlamış olacak x'ler sadeleşirse cevabımız a şıkkı. Burada bir futbol sahasının belli bir bölgesini görüyoruz. Sahanın 16 metrelik kısmı üst taç çizgisi ile alt taç çizgisi arasında birbirine paralel 12 metrelik çamurlu bölge var. Aşağıda da 18 metrelik çimli bölge var. Sabit hızda koşan bir futbolcunun koşu hızı taç çizgisi üzerinde saniyede 4 metre iken çamurlu bölgede 1 metre Kimli bölgede ise saniyede 2 metre. A'dan C'ye gitmek isteyen birisi oradan da D'ye gitmek istiyorsa en az bu yolculuk kaç saniye sürer? Burada hızlı gitmek istiyorsak çamurlu bölgeden değil de A'dan önce B'ye hızlı bir şekilde gidip oradan da B'den C'ye gideriz. Yani 16 metrelik mesafeyi ilk başta 4'e bölersek 4 saniye geçti. Sonra BC arası 12 metre. Burada ise hızımız saniyede 1 metre. Dolayısıyla burada da 12 saniyelik bir yolumuz var. Toplam 16 saniye. Şimdi C'ye ulaştık. C'den D'ye geçeceğiz. Yani burada C'de arası 18 metre. Hızımız ise saniyede 2 metre. Yani 18'i 2'ye bölersek 9 saniyede gideriz. Dolayısıyla 16 artı 9'dan bu yolumuz en az 25 saniyede biter. Cevabımız A şıkkı. AB kentleri arası saatte 60 km hızla 8 saatte gidilebiliyor. Yani buradaki mesafemiz 480 km. Burada yolun yarısını gidiyoruz. 480 bölü 2'den 240 km'yi gittik. Buradaki kullandığımız sürede 8 bölü 2'den 4 saat. Normalde 4 saatlik daha yolumuz kaldı. Ancak burada biz 1 saat mola veriyoruz. Burada B kentine yine aynı sürede varmak istiyorsak, gecikmek istemiyorsak hızımız kaç kilometre olmalı? 4 saat gittik. 1 saatte mola verdik. 4 artı 1'den 5 saat. Planlanan yolculuk 8 saatte olması gerekiyordu. Demek ki geriye 3 saatimiz kaldı. Gitmemiz gereken yolda 240 kilometre. Yani 240 bölü 3'den gitmemiz gereken hız saatte 80 kilometredir. Cevabımız değişikliği. Hızları saatte 60 ve 90 km olan iki araç aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ediyor. Hızlı olan araç B kentine varıp hiç durmadan geri dönüyor ve C noktasında karşılaşıyorlar. İkisi içinde aynı süre geçecek, aynı T'ler geçecek. Dolayısıyla yavaş giden 60 x'lik bir yol giderse hızlı olan 90 x'lik yol gidebilir. Burası 60 x olduğuna göre BC arası 30x'in yarısı kadar. Neden yarısı kadar? Çünkü 60x gittik. Toplam 90x yol alacaksak 30x olacaktır. Bu 30x bc hem gitti hem de geldi dediğimiz için 2'ye bölersek 15x'lik bir mesafedir. Yani ac arasındaki mesafe bc'nin 60 bölü 15'ten 4 katıdır. Değişik şıkkı. Buradaki her bir uzunluğumuz 100 metredir. Siyahlar üzerinde yolculuk yaptığımızda dakikada 50 metre gidebiliyoruz. Yani siyahlar üzerinde 2 dakika vakit harcıyoruz. Pembeler üzerinde giderken de dakikada 20 metre gittiğimiz için 5 dakika yolculuk yapıyoruz. A'dan B'ye en az kaç dakikada varırız? Gördüğünüz gibi burada siyahlar üzerinde 2'şer dakika vakit harcadığımız için daha çok siyahları tercih edeceğiz. B'den A'ya doğru gidelim. 1 2 3 tane siyah gittik. Sonrasında A'dan yukarıya ve sağa doğru mu gideceğiz? Ya da sağa yukarıya doğru mu gideceğiz? Buna karar vereceğiz. Siyahların üzerine 2 yazalım. Pembelerin üzerine 5 yazalım. A'dan yukarıya sağa gidersek bakın burada 10 saniye geçiyor. Ancak önce sağa sonra yukarı doğru gidersek 2 artı 5'ten 7 saniye geçiyor. Burada 3 tane de siyahımız var. Siyahlara da 2 yazarsak 2 2 2 6 oluyor. Toplamda A'dan B'ye en az 13 dakikada varırız. Cevabımız D şıkkı. İki farklı koşucu A ve B noktalarından aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Burada aralarındaki mesafe 600 metrelik pistin yarısı kadar yani 300 metre. Birinci karşılaşmayı sorarsa 300 metre sonra karşılaşırlar. İkinci karşılaşmayı sorarsa artık yan yana gelecekler ve tekrar bir tur daha atmaları gerekecek ve 900 metre yolculuk yapacaklar. Hızları birbirinden çıkarıyoruz. Aynı yönde hareket ediyorlar. Çarpı t diyoruz. Eşittir. Alınan yol 900. Buradan 30 t eşittir. 900'den t eşittir. 30 dakika. 30 dakika sonra iki koşucu birinci kez değil ikinci kez yan yana gelirler. Cevabımız e şıkkı. Akıntı hızına VA diyelim, teknenin hızına VT diyelim. Burada ikisinin de hızları sabit. Akıntı yönünde gidersek 5 saatte 72 kilometre yol gidiyoruz. Yani hızımız VT art VA çarpı 5 saat eşittir 72 kilometre. Buradan sadeleştirirsek teknenin hızı ile akıntının hızı 72 bölü 5'tir. Ters yönde gidersek bu kez hızımız azalacaktır. Vt eksi Va 5 saatte 22 kilometre. Her iki tarafı 5'e bölersek Vt eksi Va eşittir 22 bölü 5. Soru da bize akıntının hızını sormuş. Yani Va'yı. Bu ikisini alt alta birbirinden çıkarırsak burası eksi olacak artı eksi. Şimdi alt alta toplarsak Vt'ler gider. 2 Va kalır. 72'den 22 çıkarırsak da 50. Yani 2 çarpı VA eşittir 10 yapar. 2 ile de sadeleştirirsek akıntının hızı 5 kilometredir. Cevabımız A şıkkı. Kuryemizin saatteki hızı 12 kilometre. Yani 60 dakikada 12.000 metre yolculuk yapabiliyor. Sadeleştirelim. 1 dakikada 200 metre yolculuk yapıyoruz. Giderken 2400, 1200, 4800 metre yolculuk yaptık toplarsak 2400 artı 1200 artı 4800 dönüşte de aynı yolculuğu yaptığımız için 2 ile çarpıyoruz. Buradan 16800 metrelik bir yolculuğumuz var. Burada dakikada 200 metre olduğuna göre 16800 bölü 200'den sadeleştirirsek 84 dakika zamanımız geçti. Sonrasında bakın burada önemli bir bilgi var. A'daki geçen sürenin 2 katı, B'dekinin 3 katına eşit. C'dekinin de 4 katına eşit. 2, 3 ve 4'ün ortak katı 12 olduğu için 12T diyelim. A'da o zaman 6T. B'de 12 bölü 3'ten 4T. C'de de 12 bölü 4'ten 3T vakit harcadık. Hepsini toplarsak boşa geçen süre 13T. Şimdi bu 13T dakika ile 84'ü toplarsak 149'muş. Yani 84 artı 13T Eşittir 149. Buradan T'miz 5 dakika. Dolayısıyla A'da geçen süreye 6 T demiştik. Bu da 6 kere 5'ten 30 dakikadır. Cevabımız C şıkkı. A aracı 60 metrelik pisti 4 saniyede gidebilmekte. Dolayısıyla V A eşittir 15 metre bölü saniye. A 30 metre gittiğinde B A'nın 1 saniye önce bulunduğu konumda. Yani 15. metrede. A 30 metre gitti. B'miz 30 eksi 15'ten 15 metre gitti. Peki A 30 metreyi kaç saniyede gitti? Hızımız 15 olduğu için 30 bölü 15'ten 2 saniyede gitti. Burada B'deki araç B aracı 2 saniyede 15 metre gitti. Dolayısıyla VB eşittir 15 bölü 2'den 7,5 metre bölü saniye. Bu B aracı yarışı kaç saniyede bitiriyor? E, yolculuğumuz 60 metre ise 60'ı 7,5'a bölüyoruz. Burada cevabımız 8 saniye ile C şıkkı. Düz bir yolda aynı yönde sabit hızlarla giden iki aracımız var. Benzin istasyonunun önden geçerken yan yana gelmişlerdir. Bu şekilde hareket ediyorlar. Burası istasyon. İstasyonda yan yana gelebiliyorlar. İstasyona varana kadar hızlı olan araç arkadadır. Diyelim ki yavaş olan araç arkada olsun, hızlı olan önde olsun. Burada asla yan yana gelemeyecekler. Çünkü niye? Yavaş olan gitgide hızlı olan araçtan uzaklaşacak. Dolayısıyla bu yanlıştır. Tam tersi olan ikinci ifade doğrudur. İstasyonu geçtikten sonra yavaş olan araba öndedir. Şu an ikisi de istasyonda yan yana aynı konumda. Burada hızlı olan ileride olacak artık, yavaş olan geride kalacak. İstasyonu geçtikten sonra yavaş olan araba arkada kalacaktır. Bu ifade yanlış. Diğeri doğru. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Evle okul arasındaki mesafemiz 180 metre. Evden okula doğru 60 metre gittik. Sonrasında çantamızı unuttuğumuzu fark ediyoruz. Çantayı eve dönüp tekrar almadan okula doğru gidersek sil çalmadan 6 dakika önce okulda oluyoruz. Ancak geri döner çantayı alır tekrar okula doğru gidersek zil çaldıktan 6 dakika sonra okulda oluyoruz. Yani buradaki fark 6 artı 6'dan 12 dakika. Yani bu 60 metreyi tekrar başa dönüp tekrar kat ettiğimizde sonrasında okula doğru gidiyoruz. Bir 60 daha gittiğimizde buradaki 120 metre bize 12 dakikaya mal oluyor. Demek ki 120'yi 12'ye bölersek hızımız dakikada 10 metre. Yani buradaki 180 metrelik yolculuğumuzu 180 bölü 10'dan 18 dakikada alabiliriz. Cevabımız değişik. Yolun hız çarpı zaman olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı V'ye bölerseniz yol bölü hız eşittir zamandır. Bulunduğumuz noktada saatte V kilometre hızla gidersek düzceye ne zaman varırız? Yolumuz 230 eksi x hızımız da v. Buradaki geçen süre Ankara'ya giderken geçen sürenin iki katı. 2 çarpı Ankara'ya kadar giderken ki geçen süre. Yani burada yolumuz x artı 10 hızımız da neymiş? 2v'ymiş. V'ler gider. 2'ler gider. 230 eksi x eşittir. x artı 10. X'leri sağ tarafa atalım. 2x eşittir. 220. X de 220 bölü 2'den 110'dur. Cevabımız D şıkkı. Dairesel bir pistimiz var. Burada iki farklı bisikletli aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Birinin hızı 24 diğerinin 30. Yani yavaş olan 24x yol aldığında hızlı olan 30x yol alır. Yavaş olan 3. turu tamamlamış. Demek ki 3'e bölersek pistin çevresi 8x'tir. Burada hızlı olan 4. turu tamamlamasına 6 kilometre yol kalmış. Yani bu aldığımız 30x 4 çarpı 8 xten 6 kilometre daha azmış. Çünkü 4 tur almış olsaydı 32x kilometre yol almış olacaktı. Yani 30x eşittir 32x eksi 6. Buradan x'i sadeleştirirsek 3 kilometre. Yani pistin çevresi de 8 çarpı 3'ten 24 kilometredir Cevabımız değişik A noktasındaki araç saatte 90 km, B'deki araç ise saatte 120 km yol alabiliyor. Aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. C noktasında karşılaştılar. Karşılaşmadan 8 saat sonra A'dan hareket eden yavaş araç B'ye varıyor. Yani buradaki yolumuz 90 çarpı 8'den 720 km. İlk başta B'den A'ya doğru hareket eden araç saatte 120 ile gidiyordu. 720'ye 120'ye bölerseniz burada ilk başta 6 saatlik bir hareket oldu. Bu tarafa doğru 6 saat gelindi. Bu tarafa doğru da yavaş olan yine 6 saat gelmişti. C'den sonra da 8 saat yolculuk yaptı. Dolayısıyla 6 artı 8'den toplam A'dan hareket eden araç 14 saatte B noktasına ulaşmıştır. A şıkkıdır. Ahmet ile Cüneyt arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Aynı güzergahı kullanıyorlar ve hızlar birbirinden farklı. Ahmet Cüneyt'e nerede olduğunu soruyor. Cüneyt ise istasyondan yeni geçtim. Siz saatte kaç kilometre hızla gidiyorsunuz diyor. Ahmet ise 150 kilometre hızla gidiyorum. Bizim 12 dakika önce bulunduğumuz konumdasınız diyor. Cüneyt o zaman ben size 1,5 saat sonra yetişirim diyor. Demek ki Cüneyt VC büyüktür ve A diyelim. Cüneyt Ahmet'ten daha hızlı. Ahmet'in hızı 150 kilometre. Bu aradaki farkı bulursak Cüneyt'in hızını buluruz. Şimdi Ahmet'in hızı saatte yani bir saatte 60 dakika olduğuna göre 60 dakikada 150 kilometre. Yani 150 bin metre. Sıfırlığa giderse 6 dakikada 15 bin. 6'ya bölerseniz burada 1 dakikada 2500 metre yol alabiliyor. 12 dakika önce demiş. Bunu 12 ile çarpalım. 300, 3000, 30 bin. 30 bin metre. Yani bine bölerseniz 30 kilometre olacaktır. Aralarındaki fark 30 kilometre. Burada hızlı olan araç yavaş olan araca yetişmeye çalışıyor. Vc eksi Va çarpı T eşittir. Aradaki fark olan 30 kilometredir. T'miz bakın 1.5 verilmiş. Vc eksi 150 çarpı 1 tam onda 5 eşittir 30. Her iki tarafı 1 tam onda 5'e bölerseniz 20 olacaktır. Dolayısıyla Cüneyt'in hızı 150 artı 20'den 170 kilometredir. Cevabımız D şıkkı. Berk'in dakikadaki hızı 200 metre. Cenk'in ise dakikadaki hızı 160 metredir. Birisi 200 ile gidiyor. Diğeri 160 ile. Aynı anda yarışmaya başlıyorlar. Bir süre sonra Berk bisikleti bozulduğu için yarışa 10 dakika ara veriyor. Buna rağmen kaldığı yerden devam ettiğinde Cenk'ten 2 dakika önce bitiriyor. Normalde demek ki 10 artı 2'den 12 dakika önce bitirecek. Birisi t dakika seyahat ediyorsa diğeri t artı 12 dakika. Burada ikisi de aynı yolu alacak. Diyelim ki k noktasına ulaştılar. Yollarımız 200 çarpı t ya da 160 çarpı t artı 12'den bulunabilir. Sıfırlar gitsin. Hek tarafı 4'e bölelim. 5t eşittir 4t artı 48'den t eşittir 48 dakika. Yani Cenk başlangıç noktasından bitiş noktasına t artı 12 yani 48 artı 12'den 60 dakikada ulaşabilir. Cevabımız değişik Trafiğin akıcı olduğu yerler A kilometre, yoğun olduğu yerlerde de Y kilometre diyelim. Akıcı olan yerlerde hızımız 72 iken, yoğun olan yerlerde 18 kilometre. Yani geçen süreyi bulmak istiyorsak akıcı trafikte A bölü 72, yoğun trafikte Y bölü 18. Burada eğer bu yolun tamamı da akıcı trafikte devam etmiş olsaydık 15 dakika daha erken varacağımız söyleniyor. Yani toplam yolumuz A artı Y hızımız 72 olsaydı 15 dakika daha erken varacaktık. Burada payda işleyelim. A bölü 72 artı 4 y bölü 72. Sağ taraftaki bu ifadeyi de düzenleyelim arkadaşlar. A bölü 72 artı y bölü 72 gibi parçalayalım. Burada a'lar gider. Y'ler de sol tarafa giderse 3 y bölü 72 eşittir 15. Sadeleştirirsek. Buradan y eşittir 360. Yani yoğun trafikte 360 kilometrelik bir yol var ve burada saatteki hızımız 18. Dolayısıyla 360'ı 18'e bölerseniz burada toplam 20 dakika yolculuk yapıyoruz. Cevabımız B şıkkı. A şehrinden B şehrine gitmeye çalışıyoruz. Saatteki hızımız 100 olursa 9'da varıyoruz. Saatteki hızımız 60 olduğunda 11'de B şehrine varıyoruz. Hem 100 hem de 60'ın ortak katı olan bir sayı bakıyorum buradan. En küçük ortak katı 300. Diyelim ki burası 300 x kilometre. Saatte 100 ile gidersek 3 x saat sürer. Saatte 60 kilometre hızla gidersek 300'ü 60'a bölün 5 x saatlik bir yolculuk. Yani aradaki fark 2 x'tir. Bu da bakın birinde saat 11 diyor diğerinde saat 9. Bu da 11 eksi 9'dan 2 eşit. Yani x dediğimiz değer 1'dir. Dolayısıyla AB arasındaki yolumuz 300 km. Yani bakın saatte 100 km hızla gidiyoruz. 300'ü 100'e bölerseniz 3 saatlik bir yolculuğumuz var. 3 saat sonra saat 9 oluyormuş. Dolayısıyla biz yolculuğa saat 06.00'da başladık. Biz bu yolculuğu 10'da bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla 10'dan 6'yı çıkarırsanız yolculuğumuz 4 saat sürmeli. E buradaki mesafe 300 km. 300'ü de 4'e bölerseniz saatteki hızımız 75 km olmalı. Cevabımız B şıkkı. Dairesel bir parkurda hep aynı yönde sabit hızla hareket eden bir araç A noktasından harekete başladıktan 3 dakika sonra B'den 3. kez, 8 dakika sonra B'den 7. kez geçiyor. Aradaki farka bakarsanız 8 eksi 3 eşittir 5 dakika. Turlara bakarsanız 7 eksi 3'ten de 4 kez yani 4 tur atılmış. 5 dakikada 4 tur atabiliyoruz. Yani 5 çarpı 60'tan 300 saniyede 4 tur atıyoruz. 4'e bölerseniz 75 saniyede 1 tur atıyoruz diyebiliriz. Bu araç A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B'den ilk kez geçmiştir? Yani üçüncü kez değil de birinci kez geçtiğini soruyor. Yani iki tur önce. E bir tur 75 saniyede ise iki tur 150 saniyede gerçekleşir. Dolayısıyla 3 dakika diyor bakın. Bu 3 dakika saniyeye çevirirseniz 180 saniye. 180 de 150'den çıkarılırsa arkadaşlar 180 eksi 150 30'dur. Cevabımız A seçeneği.